Yeni bir haftalık vlogtan selamlar. Şu anda Harun'un eski odasındayız. Harun evlendi biliyorsunuz, o yüzden ayrı eve çıktı. Nasıl? Harun yan odaya taşındı. Burası da artık Fatihcan'ın ofisi. Merhabalar. Ama artık Fatihcan'la ofis arkadaşı olacağız. Çünkü ben de buraya geliyorum. Nasıl seni yani? Dışladık. Senin evinin ayrı olmasının ne anlamı kaldı? Ben buraya yavaş yavaş bak buraya gasp etmeye başlayacağım ben. Burası yavaş yavaş atölyeye dönüşecek. Finalde de ikinizi birden yan odaya atacağım. Oldu canım. Şimdi ilk planım odanın dörtte birini ele geçirmek. O yüzden şuraya sığacak bir tane masa aldım. Bu masanın kurulumuyla başlayacağız. Bana öyle bakma Harun, yıllardır atölye yapmaya çalışıyorum. Benim atölye yapmaya niyetlendiğim odaların hepsini gasp ediyorsun. Bak planla, düşün hepsini. Tamam haklısın, bir şey diyemem. Atölye mi daha önemliydi, ben mi daha önemliydim ama? Şu anda atölye daha önemli. Ağırmış ha. Tabii ben onları yukarı çıkarttım tek başıma. Evet, masa hazır. Halıyı falan birazcık kaydırmamız gerekecek gibi ama siz sonra halledersiniz Arno onları. Hallederiz kardeş. Şimdi şu tarafa şöyle 3 boyutlu yazıcılarımı koyacağım. Şöyle şurada KriCat durabilir gibi duruyor. Ve bir de buraya laptop gibi bir şey sığdırmam lazım. Ya da böyle tek monitör. Masanın bir tarafını çekmeceli aldım, bir tarafını ise dolaplı aldım. Çünkü buraya birazcık ham madde vesaire koymak istiyorum. İşte 3 boyutlu yazıcının filamentlerini buraya tepebilirim diye düşündüm. Çekmecelere sığmıyor bunlar. Neyse Harun, buralar çok dağıldı. Evet, siz temizlersiniz. Aynen. Ben gidiyorum. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Yeni bir günden selamlar. Bugün stüdyoda değil, benim evimdeyiz. Çünkü akıllı eve devam edeceğiz ve bugün yapacağımız şey perdeleri akıllandırmak. Şimdi önce buradaki perde sistemini göstermek istiyorum. Çünkü standartlardan biraz farklı bir perde bu. Şöyle iki tane ipi var. Bunlardan bir tanesini çevirdiğinizde şöyle, neydi bunlar? Jaluzi. Jaluzinin yan versiyonu gibi böyle yana doğru açılıyorlar. Diğerini çektiğinizde ise standart yana doğru açmış oluyorsunuz. Ve bu tarz bir perde için normalde akıllı ev ürünü yok. Bu perde motorları, yani akıllı perde motorları iki çeşit. Bir tanesi storelar için. Bildiğiniz store perdeyi böyle aşağı yukarı kaydırıyor. Diğeri de klasik bildiğiniz standart perdelerin raylarına takıyorsunuz. O rayın içinde hareket ederek böyle perdeyi açıyor. Bu perdeler iki hareket yaptığı için ikisini de aslında direkt olarak kullanamıyoruz. Fakat şöyle bir çözüm buldum. Store perde için olanlardan iki tane kullanırsam iki harekete de yaptırabiliyoruz. Bunları Bilkom denemem için yolladı. Akara markasına ait store perde motorları bunlar. Şimdi birlikte bir test edeceğiz. Ve her şey planladığım gibi giderse güzel olacak. Şurada bir makara sistemi var. Ve üstündeki düğmelere bastığınızda aslında makarayı çeviriyor. Tabii ki isterseniz telefondan veya programlayarak başka şeylerden de bu hareketi yaptırabiliyorsunuz. Ki ben öyle yapacağım. Sürekli bunlara basmak istemem. Bayağı uzun bir tip C şarj kablosu koymuşlar. Farklı perde sistemlerini kullanmak için farklı makaralar var. Belki ben ip için bunlardan bir tanesini kullanabilirim. Ve son olarak dübelle vidalarımız var. Şimdi şöyle boşta deneyerek başlayalım. Evet, jaluzi kısmını çok rahat bir şekilde halledebiliriz gibi duruyor. Ama diğeri beni biraz endişelendiriyor. Çünkü hem bunun ipi çok ince hem de birazcık güç gerektiriyor. Ama herhangi bir sorun çıkartmayacak gibi. Bu da çalışıyor ki makarasını bile değiştirmeme gerek kalmadı. Güzel. Şu arka kısmını sabitlememiz gerekiyor bu arada. İçine çiftli bant da koymuşlar fakat çiftli bant çok da güven vermedi böyle bir sistem için. O yüzden önce çiftli bantla yapıştıracağım. Ondan sonra da vida sıkacağım. Şöyle gergin sayılabilecek şekilde yapıştırdım. Şimdi bunu buradan sökebilirim.
Şarjı ne kadar gidecek şu an bilmiyorum ama direkt üstünden USB'den yani Type-C'den şarj edebiliyorsunuz veya gerekirse oradan alıp dışarıda da şarj edebilirim. Diğer ipi direkt olarak kullanamayacağım çünkü ikisi aynı yere geliyor, o yüzden bunu kısaltacağım. Bu perdeler takılalı yıllar oldu, o yüzden tam olarak sistemini hatırlamıyorum ama şuradandı diye bir aklımda kalmış. Şu an ne yükseklikte yapmam gerekiyor onu kestiremiyorum. İp ne kadar kısa olursa motor o kadar az zorlanır diye düşünüyorum. Bir de bakın şu şöyle açılı şekilde geliyor ya. Şurada bir yerde falan olması lazım o yüzden ki ipler birbirine karışmasın. Deneyelim. Yani şuralara kadar falan hiçbir sıkıntı yok gibi. Şarj etmek istediğimde buradan rahatça ulaşabiliyorum da. Şimdilik bu ipi kesmeyeceğim. Belki uzatmak isterim. Belki düzgün çalışmaz. Emin olamıyorum şu an. Gayet güzel çalışıyor gibi duruyor. Şimdi hemen yandaki cama da aynılarını yapacağım. Sonra programlamaya geçeceğiz. Şimdi motorlarımızın dördü de tamam. Bunları hub'a eklemem gerekiyor. Bu arada Akara'nın cihazlarını kendi hub'ı ile kullanmanız gerekiyor. Yani Home Assistant'a direkt olarak bağlayamıyorsunuz. Önce Akara'nın kendi hub'ına bağlıyorsunuz. Sonra hub'ı Home Assistant'a bağlıyorsunuz, o şekilde çalışıyor. Altındaki düğmeye basmam gerekiyormuş. Bunun adı sağ perde açı diyelim. Bunun adı sağ perde aç kapa. Evde o kadar çok akıllı ürün oldu ki o yüzden her şeyi böyle çok spesifik isimlerde şey yapıyorum. Şey özellikle böyle düğmelerde ve ışıklarda kafam karışmaya başladı. Sol perde açı. Ve son olarak sol perde aç kapa. Şimdi her motorun en açık bir de en kapalı hallerini ayarlamam gerekiyormuş. Evet, 4 motorun da kalibrasyonu tamam. Şimdi bunlara düğme atamam lazım. Telefondan istediğim gibi yapabiliyorum ama amacım şu düğmelerle yönetmek. Bu akıllı düğmeleri şey yapabiliyorsunuz bu arada. Tek tık, çift tık, uzun basma gibi böyle programlayabiliyorsunuz. Ben de bunları şöyle ayarlayacağım. Bir kere bastığımda açacak veya kapatacak. İki kere bastığımda işte öyle şey gibi, jaluzi gibi yana açacak. Basılı tuttuğumda da yarım açılacak. Evet. Bu kadar teknik detaya girmeye gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden hızlıca bunları ben bir arka planda ayarlayacağım. Sonra devam edeceğiz. Evet, şu anda her şey hazır. Kısaca bir demo yapıyorum. Düğmelere bir kere bastığımda açığı olarak açıyor. Yani içeri gün ışığı girsin dediğimde sadece bunlara bir kere basmam yeterli. Düğmelere basılı tuttuğumda açıyor veya kapatıyor. Yani komple açıyor veya kapatıyor. İkisini aynı anda da yaptırabiliyorum. Mesela bu ilginç bir görsel oluyor. Bak şimdi oraya bak, belli olacak. Bak bir taraftan açılıyor, bir taraftan açılıyor, anladın mı? Anladım, anladım. Kapı koluna bazen takılıyor, onu yapacak bir şey yok. Normalde de takılıyordu yani. Son olarak bir de çift tıklamamız var. Bunu yaptığınızda da böyle %50 falan açılıyor. Yani içeri hafif ışık girsin ama güneş de gözümü almasın modu. Şu anda bunu nereye koyacağımı karar vermedim. Büyük ihtimalle şurada olacak. Yani mantıklı olan burada bir yerde olması. İkisi üst üste olacağına şundan da kurtulmanın bir yolunu bulabilir miyim onu düşüneyim. Bu balkonun ışığını açıyor. Balkondaki ışığı da akıllı ışıkla değiştirirsem Harun, tek butonla çözebiliriz bunu. Bir o eksikti zaten. Bu şimdilik dursun burada. Karar vereceğim, onu düşünmem lazım. Bugünlük yapacaklarımız bu kadar. Yarın görüşürüz. Evet, yeni bir gündeyiz ve bugün bir Lego yapmaya karar verdim. Kaç aydır kenarda duruyor ve beni dürtüyor. Beni yap, beni yap diye. Bugüne kısmetmiş. Bu Marvel'dan nano eldiven modeli. Nano sonsuzluk eldiveni mi bunun adı Harun? Nano eldiven. İnan ki ben de bilmiyorum. Teknik olarak nano sonsuzluk eldiveni olması lazım. Çünkü sonsuzluk eldiveninin nano versiyonu. Bilmiyorum abi. Neyse, senin zaten beynin bozuk. Kristallerin bozuk, buraya buradan verelim sana. Komiksiniz ya. Harun beyin kristallerine bir şey olmuş. Kulak kristallerine. Kafasında bir sürü kristal varmış, onlar kaymış. O yüzden yamuk takılıyor birkaç gündür. Allah Allah. Düzgün açıklamazsan ben de böyle açıklarım. Öyleymiş, ben de bilmiyorum yani. O kadar öğrenebildim ben de. Harun böyle duruyor artık. Neyse, modelimiz yine Lego'nun yetişkinler için olan serisinden ve ilk defa bu kadar az parçalı bir yetişkin serisi Lego yapacağım sanırım. Çünkü sadece 675 parçadan oluşuyor. Arka tarafında ışıklar var gibi göstermişler ama Lego kolay kolay modellerin içine ışık koymaz, o yüzden emin olamadım. Belki sadece filmden görseldir. Model çok hoşuma giderse ben kendim ışık eklerim zaten.
O halde başlayalım. Ve modelimiz an itibariyle hazır. Şöyle neler yaptığına kısaca bakacak olursak, parmaklarımız hareket ediyor. O kadar. Ve yapımı 1,5 saat bile sürmedi, o yüzden hiç Lego yapmış gibi hissetmiyorum. Ben Lego siparişi vereceğim abi. Bunu yaptık, bunu yaptık, bunu da yaptık. Araba mı yapalım yoksa Avengers'la alakalı bir şeye mi devam edelim? Araba yapalım ya. O zaman... Aldım. Ne aldın? Sürpriz. Tekerlekleri var. Ve yapımı için 2-3 gün uğraşmamız lazım. Belki 5 gün. Işık da ekledim çünkü. Bununla parmaklar hareket ediyor ama. Çok havalı ya. O zaman al sen bunu odanda dekor olarak kullan. Dekor olarak bence güzel. Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Evet, yeni bir gündeyiz ve bugün eve varlık sensörü ekleyeceğiz. Bunlar akıllı bir eve ekleyebileceğiniz en gelişmiş sensörler. Birazdan açıklayacağım ama önce bir şey düzeltmem lazım. Bu perde motorlarını 2 gündür test ediyorum. Şu boncuklu olan ipte hiçbir sıkıntı yok. Makara çok rahat bir şekilde tutuyor ve çevirebiliyor. Fakat diğer ince ipte birazcık problem yaşadım. O yüzden ona şöyle bir çözüm buldum. Makaranın ortasına bildiğiniz bir tane lastik taktım. Bu sayede ipi çok daha rahat bir şekilde tutuyor. Bunu takmadan önce bazen ip boşa atıyordu, bazen zorlandığı için dönemiyordu falan, böyle garip garip şeyler yapıyordu. Sadece bir lastikle çözüldü. Yani yapmak isterseniz aklınızda olsun. Şimdi varlık sensörü deyince aklına ne geliyor? Kişiyi mi algılıyor yani? İçeride biri olduğunu algılıyor. Evet. Herhalde biz de biliyoruz bir şeyler. Ama sadece kişi algılamak değil yaptığı şey. İçeride kaç kişi olduğunu algılıyor, o kişilerin nerede olduğunu algılıyor, o kadar. İçeride görmediğimiz birilerini algılarsa ne yapacaksın? Korkarım. İşte. Normal hareket sensöründen ne farkı var diye soracak olursanız, hareket sensörü sizin işte 30 saniyede bir, 60 saniyede bir modeline göre değişiyor. Bir hareketinizi algılıyor, yani oradan bir şey geçti. Bunu algılıyor, o kadar. Bu sensör ise bildiğiniz böyle radarımsı şekilde çalışıyor. İçeride nefes alsanız onu bile algılatabiliyorsunuz. Ve otomasyon olarak düşündüğümüzde o kadar çok seçeneğimiz oluyor ki. Hani atıyorum masaya oturduğumda nerede olacağımı bilecek sonuçta. Masanın üstündeki ışığı aç. Evde 2 kişi varsa şu özellikleri çalıştırma. Mesela eve Harun geldiğinde özel akıllı ev fonksiyonlarımı kapatabilirim. Ya da salonda 15 dakika boyunca hiçbir şekilde hareket olmadı diyelim. Bütün ışıkları, televizyonu falan kapat gibi böyle bir dünya şey yapabilirim. Bu dediklerimi standart hareket sensörüyle yapamıyorsunuz. Çünkü atıyorum şurada uzandım, film izliyorum. Hareket sensörü sadece büyük hareketleri algıladığı için o tarz bir durumda çalışmaz. Şimdi sensör şu şekilde gözüküyor. Arka tarafında şöyle bir ayağı var, açı verebiliyorsunuz. Kutunun içine metaller koymuşlar, mıknatıslarla bir yere tutturmak isterseniz diye. Normal hareket sensörüne göre söyleyebileceğim tek dezavantajı ise kabloyla kullanmak zorundasınız. Pille çalıştırmanız maalesef mümkün değil. Ama powerbankle çalıştırabilirsiniz. Şimdi bunu şuralara bir yere koymak istiyorum. Yani genel olarak burayı komple görmesi lazım. Bir süre denedikten sonra elektriğini de sabitleyeceğim. Şu tarafta elektriğim var, yani uzun bir kabloyla oradan alabilirim. Şimdilik şöyle durabilir. Sensörü 3 farklı şekilde kullanabiliyormuşuz. Türkçe çevirisini bence garip yapmışlar çünkü tavan askısını düşme algılama demişler mesela. Bize şu an duvara monteli, yani yatay hali lazım. Ve şu an hem Harun hem beni algılıyor, bakın. 2 kişi gözüküyor. Vah, çok iyi. 3 oldu. Nasıl yani? Şurada biri daha varmış. Ya yürü bakayım. Yürüyorum.
İkimiz algılıyor da orada kim var? Seninle birlikte yürüyor şu an. Ya yürü git ya. Valla. Artık göremez zaten beni. Evet, en son olduğun konumda duruyor ama tam şurada biri var Harun. Bug'a girmiştir ya. Ha gitti. Sen de gittin. Ha geri geldin. Harun şimdi sen uzaklaş, görmeyeceği bir yere git. Bölgedeki en sağ kenara gitmem gerekiyormuş çünkü. Şimdi en sol kenara ulaşmam gerekiyormuş. Şuraya kadar falan gideyim ya. Daha fazlasını görür mü acaba? Masanın üstüne mi çıktım? Şurayı da algılasın. Orada bir varlık olmaz bence. Bilgisayar başına oturduğumda bilgisayar moduna geri yaparım. Bir de en arkası diyor. Yani buranın neredeyse iki katı alanı algılatabiliyoruz normal şartlarda. Şimdi bir de yapay zekaya öğretmemiz gerekiyormuş. Ama gözükmeyeceğiz Harun kenara. Öğren. Hocam mobilyaların şeylerini mi öğreniyor? Yüksekliklerini falan. Şimdi ben bunu bir kurcalamaya başlayayım. Neler yapabiliyoruz göreyim. Sonra devam edelim. Yaklaşık bir saattir kurcalıyorum sensörü. Öncelikle böyle bir şablon hazırlamanız gerekiyor. Yani evinizdeki mobilyalara göre böyle şablonlar atayabiliyorsunuz. Yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız referans gibi oluyor. Uygulamanın içinde pek çok hazır şablon da var bu arada. Hani böyle hazır oturma odaları, yatak odaları vesaire ayarlamışlar. Ama benim salona benzer bir şey yaptım buraya ve 4 tane bölge atadım şimdilik. Şimdi ne yaptığını göstereceğim. Çünkü çok havalı. Şimdi diyelim ki koltuğa oturdum ve film izlemek istiyorum. Anında içerisi sinema moduna geçiyor. Sinema modu benim için böyle kenarlarda sadece loş ışık, gözümü almayacak şekilde film izleme modu. Sonra bilgisayar başında oyun oynamaya karar verdim. Masaya oturuyorum ve gözümü yormayacak ışıklar böyle sadece ortam, kenar ışıkları yanıyor. Sonra oyun oynarken acıktım. Yemek yemeye karar verdim. Masaya oturduğum anda sadece masanın üstündeki ışıkla mutfak şeritledim yanıyor. Aynı şekilde burada işte yemek yaparken falan da buradaki ışıklar yanacak. Ve son olarak şöyle bir şey ekledim. Balkona çıkmak istiyorum. Buraya geldiğimde perdem açılmaya başlıyor. Perdeyi de sadece kapıya kadar açılacak şekilde ayarladım. Ve bunların hepsini çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Çok havalı Armin. Evet, güzel oldu. Ama tek kişiyken. İşte onların hepsini ayarlamam lazım. Mesela iki kişi varken bunu yapma atıyorum. İki kişi varken niye etraftaki ışıkları kapatsın? İşte hepsini ayarlaman biraz dertli olabilir ama senin için. Ama ayarlarsan çok iyi. Hiç üşenmem, hepsini ayarlarım. Gel bakayım ne olacak, sen olunca ne olacak? Şu an geliyor. Hiçbir şey ayarlı değil ama. Son algılanan hareketi yapıyor. Yani içeride tek kişi varmış gibi yine davranıyor aslında. Evet, sen şimdi az hareket et orada, ben mutfağa geçeyim. Evet. Bayağı bir koşul ayarlamam gerekecek gibi duruyor. Tek başımayken hiçbir sıkıntı yok. Fakat evde birisi olduğunda ne yapılabilir? Atıyorum koltukta 3 kişiden fazla varsa kesin film izliyoruzdur, sinema modunu aç gibi. Düşüneceğim hepsini, şu an düşünemiyorum. İçeride birini algılama muhabbeti her türlü işe yarar. Yani salonda işte 20 dakika hiçbir şey algılamadığında mesela bütün ışıkları, bilgisayarı falan kapat yapabilirim. Otomasyonları ise dediğim gibi bayağı kurcalamam lazım. Ya muhtemelen uğraşmamak için otomasyonların hepsini tek kişilik yapacağım. Evde ikinci bir kişi varsa bunların hiçbirisi çalışmasın gibi bir şey yaparsam çok güzel şeyler çıkabilir. Evet, bu haftalık yapacaklarım bu kadardı. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca akıllı evle ilgili fikirlerinize ve önerilerinize de açığım. Mesela perdeyi siz istiyorsunuz diye yaptım yani. Benim aklımda öyle bir şey yoktu. O kadar çok kişi perdeyi akıllı yap dedi ki yaptık. Gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.